İyi akşamlar. Bilimler Köyü'nün fizik yayınlarından yeni bir tanesine hoş geldiniz. Bu akşam Zafer Hoca ile 5'tir yaptığımız kuantum söyleşilerinin devamı niteliğinde bir taraftan. Ama bir taraftan da hem genç olması hem de deneysel alanla ilgili olması çerçevesinde yeni bir şeyle karşınızdayız. Kuantum teknolojileri çerçevesinde kuantum deneyleriyle beraber daha önce Zafer Hoca'nın ele aldığı kuantumun temellerini deneysel alanda nelerle karşılaştığımızı görmemize olanak sağlayacak bu serinin bu kısmı. Zafer Hoca anlatırken sürekli bunlar gerçek mi, deneysel olarak görüldü mü diye sürekli soruluyordu. Serinin bu kısmında deney alanında neler olduğunu dinleyerek belki bu noktada bir fikir elde edebilirsiniz. Mustafa Gündoğan'ı tanıtarak başlayayım size. Mustafa Bilkent Fizik'ten 2008 yılında mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde fizik bölümünde su damlacıklarının optik spektroskopisi alanında yüksek lisansını tamamlıyor ve ardından Barcelona'da deneysel fotonik kuantum hafızalar konusunda Fotonik Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını yapıyor. 2015'te onu tamamladıktan sonra Cambridge'de elmas içinde tek elektron spini ile kuantum optik çalışmalarında bulunuyor. Doktora sonrası araştırmacısı olarak. Ve 2019 yılında Berlin Humboldt Üniversitesi'ne bu akşamki konumuz olan uzay için kuantum optik informasyon deneyleri kısmına geçiyor. Mustafa genç bir arkadaşımız. Aynı zamanda kuantum teknolojilerinin görünürlüğünü, kamusal görünürlüğünü arttırmak çerçevesinde çok çeşitli çabalar içerisinde. Bunlardan bir tanesi Kuantum Carçurt adında bir tane podcast yayınları var. Tavsiye ederim. Çok güzel şeyler, konular konuşuluyor. Ondan sonra bir gün gazetesinde aylık olarak kuantum konularında yazıyor. Bu arada bizim bu programımızı paylaşma nezaketi gösteren Kuantum Teknolojileri grubuna da Twitter'daki Kuantum Teknolojileri grubuna da çok teşekkür ederiz deyip sözü Mustafa'ya bırakayım. Mustafa bize kuantum ve uzay bunları bir araya getiren şeyler anlatacak. Evet, Alper Hocam teşekkürler. Öncelikle davet için de teşekkür ediyorum. Evet, yani burada bugün bu akşam Zafer Hoca'nın geçen Ekim-Kasım dönemlerinde verdiği seminer ya da bu konuşmaların, bu konuşma serilerinin üzerine yani deneysel bir şeyler bina etmeye çalışacağız. Ve ana konumuz da aslında çok temel şeyleri kullanacağız. Temel konseptleri kullanarak bu işlerin teknolojiye olan katkıları diyebiliriz. Ya da hani yani gündelik hayatımızda belki doğrudan bir etkisi olmayacaksa da yakın zamanda. Ama hani bu çok ilginç, böyle beyin yakan denilen düşünce deneyleri nasıl gerçekleştirildi ve nereye doğru gidiyor? Bunların birkaç örnekle bunlardan bahsedeceğiz. Daha hani gerçek hayatın tırnak içinde ve deneysel anlamda. Ve sizlere dolaşık foton kaynakları küresel ölçekte, global ölçekte kuantum haberleşme için nasıl kullanılabilir? Neden bunlar işe yarayabilir? Daha çok onlardan bahsedeceğim. Bilmiyorum hocam hani slide. Evet. Bu benim başlığım. Ben Alper Hoca'nın dediği gibi Berlin Humboldt Üniversitesi'ndeyim. Bu Optimo bizim burada yazdığımız projelerin adı. Optical Memories in Orbit diye hani yörüngede optik hafızalar. Ve DLR, Alman Uzay Ajansı'nın da burada bir enstitüsüyle ziyaretçi bir araştırmacı şeyim var, durumum, pozisyonum var. Yani yaptığımız işlerin parası da çoğunlukla oradan geliyor zaten. O yüzden onu da eklemek istedim. Çok 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 basit bir şekilde özetim bu. Yani dolaşıklık yine Zafer Hoca'nın dersleri çok şahane bir şekilde orada anlattı. Bir kere çok basit bir şekilde üstünden geçeceğim. Hani deneyici olarak nasıl görüyoruz. Ve ondan sonra uzak mesafe kuantum haberleşme neden önemli? Sonra bu
Bu tip uygulamalar için kuantum hafızalar ile kuantum tekrarlayıcılar. Bunları çok yine kısa bir şekilde üzerinden geçtikten sonra tüm buraya kadar anlattığım şeyler uydu tabanlı kuantum haberleşme için nasıl hepsini bir araya getirip de en sonda helva yapabiliriz? Oraya geleceğim. Dolaşıklık evet. Zafer Hoca'nın derslerini kesinlikle tavsiye ederim. O derslerden bu ekran görüntüsü hani yine benim bir deneyici olarak gördüğüm en kritik şeylerden biriydi, noktalardan biriydi. Buradaki yine hani uzun uzun gitmeyeceğim ama oradaki S denilen parametre burada Zafer Hoca'nın dediği şey klasik dünyada böyle bir ölçüm yaptığınızda, böyle bir deney yaptığınızda 2'yi geçemiyorsunuz bu S parametresinin. Yine bunun ne olduğu şu anda çok önemli değil. Ama kuantum dünyada bunun mutlak değeri 2 karekök 2'ye kadar gidebiliyor. Bu da yaklaşık 2,8 gibi bir şey olması lazım. Şimdi bu bizim bu biraz önemli bir şey burada. Ama yani bizi dinleyenlere kuvvetle tavsiye ederim oraya gidip bu yayını izlemelerini. Deneyici olarak ben dolaşıklık ve bu kuantum qubit hani kuantum bit nedir ya da bu evet dolaşıklık nedir, kuantum haberleşme nedir? Bu konuları anlatmak için iki seviyeli sistemleri kullanmayı çok seviyorum ve bunu böyle yani bir en azından bir deneyici olarak çok basit geliyor bana. Herhangi bir iki seviyeli sistem düşündüğünüzde fizikte, kuantum fiziğinde ki bu hani kuantum mekaniğinin en girişlerindeki Steingerla deneyleri direkt bununla alakalı zaten. Yani bunları sıfır ve bir diyebilirsiniz. Birisi temel enerji seviyesi, birisi de başka bir enerji seviyesi ya da başka bir seviye, herhangi bir seviye. Ve bu kuantum böyle bir iki seviyeli sistemi siz kuantum bilgi biliminde bir qubit, kuantum bit, kuantum bilgi biti olarak tanımlayabilirsiniz. Bu da zaten hani süperpozisyon dediğimiz sıfır ve birin belli katsayılarla, burada alfa ve beta diye yazdım. Belli bir ağırlıkta bir araya gelmiş hali bunlar. Şimdi dolaşık bir durum, burada dolaşık bir durumu Bell durumlarından birisini yazdım. Elinizde sizin iki tane böyle durum varsa o zaman ne olacak? Mesela siz burada birinde bir ilk sisteme, burada A sistemine ölçüm yaptığınızda sıfır gibi bir deney sonucu bulduysanız B sistemi de otomatik olarak benim ekranım pardon şeye gitti. Burada da B sistemi de bu iki parçacık birbirinden bu iki tane iki seviyeli sistem birbirine yakın olabilir, uzak olabilir. O çok önemli ama yani önemli değil ama aslında önemli. Ve diğeri de anında B durumun anında bir durumuna çökecek. Bu dalga fonksiyonunun çökmesi dediğimiz olay. Ama ilk yaptığımızda eğer ki burada görüyoruz A sistemi 1'e çökerse demek ki B sistemi de 0 olmak zorunda anında. Bu dolaşıklığın çok 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 basit bir şekilde resimsel gösterimi diyebiliriz. Bunu da ama deneyciler bunu nasıl ölçüyor laboratuvarda? Hani o ilk başta dediğim Zafer Hoca'nın dersindeki o S parametresi dedik. Onu nasıl hani deneyde nasıl ölçüyoruz? Şimdi bunu da güzel bir örneğim. Onu da zaten bu konuşmanın konusuna bağlayacağım. Dolanık ya da dolaşık fotonlar. Dolaşık fotonlar için de en güzel örnek polarizasyon. Işığın polarizasyonundan bahsediyoruz çok zaman. Polarizasyon ne demek? Çok kısaca ışık dediğimiz elektromanyetik dalga, değil mi? Bunlar belli bir düzlemde uzayda dalgalanıyorlar. Yatay dediğimiz sizin bakış açınıza göre yatayda dalgalanıyor. Dikey polarizasyon dediğinizde dikeyde dalgalanıyor. Ki yani bunun da zaten en güzel örneğini gerçek yani günlük hayatta polarize güneş gözlüklerinizle görmeniz zaten mümkün. Yani sizin güneş gözlüğünüz mesela polarizasyonu dikey polarizasyonu geçiriyorsa dikey fotonlar geçecek ama yatay fotonlar karanlık olacak. Yani geçmeyecek. Ve bunu da yine bilgisayar ekranlarında da görmek mümkün. Bazı modeller hani polarize ışık yaydığı için güneş gözlüğünüzle onu yine çok güzel bir şekilde görmeniz mümkün. Ve bu da aslında kuantum mekaniğinde bu ölçüm buradaki evet yani güneş gözlüğünüz diyebiliriz. Bunun açısı sizin aslında ölçüm tabanınızı veriyor. Yani hangi tabanda ölçüm yapıyorsunuz. Şimdi buradaki bu grafik de gösterilen şey
2 ile bu S değeri 2 ile eksi 2 arasına bu yaptığınız deney sonucunda A ile B iki parti birbirinden uzak ve ikisi kendi üzerinde bu iki parçacık üzerinde ölçüm yapıyorsunuz ve çıkan belli bir bu S'in belli bir ifadesi var. O 2 ile eksi 2 arasında olabiliyor klasik dünyada. Fakat siz bu ölçüm tabanlarının yani güneş gözlüğünüzün hani açısını gelen ışığa göre açısını değiştirdikçe belli açılarda bu o limitlerin dışına taşıyor. Dışına gidip bu eşitsizliği ihlal ediyor. Ve burada da bu şu demek oluyor ki klasik bir dünyada böyle bir bağıntı, bu iki parçacık arasında böyle bir klasik bir bağıntı pek mümkün değil. Yani bu benim kısaca özetim bu. Ama yine temeller için Zafer Hoca'nın derslerini tavsiye ediyorum. Ve buradan yine yapılmış önemli birkaç deneyden bahsedeceğim. Bu resim aslında çok güzel jenerik bir resim. Bu deneylerin, yani bu alanın öncülerinden Alan Aspen'in yazdığı bir makaleden. Bu ne demek? En başta sizin deneyinizin ortasında, deneyinizin kalbinde bir tane kaynağınız var. Ve bu kaynak size dolaşık bir parçacık çifti yaratıyor. Yani bu çift herhangi bir parçacık olabilir ki en başında müonlardı galiba. Tam yanlış hatırlamıyorsam ilk önerildiği zamanlar bu deneyler 1950'lerde ya da 30 neyse yani 35'te Einstein direkt kendisi müon dedi mi ondan emin değilim. Fakat biz buradan fotonlardan bahsediyoruz. Bu kaynak size dolaşık bir foton çifti yaratıyor. Ve gördüğünüz gibi iki tarafta A ve D sizin ölçüm tabanları. Ve bunları değiştirmeniz lazım tabii deneyden deneye göre. Ve bu deneyin sonucunda bir ya da eksi bir gelebiliyor. Mesela sizin güneş gözlüğünüz ya da polarizer, Türkçesi tam nedir ama polarizer diyeceğim. Fotonu geçiriyorsa bir, geçirmiyorsa eksi bir diyebilirsiniz. Ve diğeri de aynı şekilde. Ve siz bu açıları değiştirerek bu polarizer'ın açısını fotonlara göre değiştirerek bu datayı alıyorsunuz. Yani ama buradaki bağıntılar çok önemli. Yani A'da belli bir şey algıladığınız zaman, dedektöre belli bir değer okuduğunuz zaman onun eşleniyor olan foton ne okudu B'de ya da ne sonuç verdi? Bu ikisini koyuyorsunuz aynı sepete. Böyle bir çiftler halinde. Ve ondan sonra bazı açılar için dediğimiz gibi bu ikinin dışına çıkabiliyor. Bu çok jenerik bir fotoğraf. O yüzden bu biraz önemli. Ama şimdi gerçekte nasıl oldu, yapıldı bu deneyler? İlki, tarihsel olarak bunu ilki 1972 yılında Berkeley'de Clauser. Bu o zaman orada doktora sonrası araştırmacı. Ve buna çok zor bir şekilde hocasını, Charles Townes'ı çok zor bir şekilde ikna edip biraz ekipman bulabiliyor. Ve bir tane doktora öğrencisi kendisine verilmesini sağlıyor. Friedman da ona yardım ediyor, onun öğrencisi. İkisi bu deneyi yapıyorlar. Bu soldaki deneyin laboratuvarda nasıl göründüğü, sağdaki de dolanık foton kaynağının atomik temsili diyebiliriz. Burada aslında gösterilen şey, yani bunu ben kendi ekranımda böyle yapmam lazım. Kalsiyum atomunun, buradaki kaynak kalsiyum atomları. Kalsiyum atomunu siz lazerle belli bir yere gönderdiğinizde, belli bir üst enerji seviyesine uyardığınızda, o aşağı inerken, yani temel enerji seviyesine inerken iki tane foton gönderiyor size. Bir tanesi buradan, bu mouse benim fare görünüyor galiba. Bir tanesi buradan, bir tane de buradan. Ve bu iki foton birbirine dolanık. Bu deney yapıyor ve görüyor ki aslında gerçekten kuantum mekaniğinin tahminlerine göre çıkıyor bütün deney sonucu. Yani bir ekstra bir yani bu Bell eşitsizliği ihlal ediliyor burada. Ama buradaki bir küçük bir sıkıntı var bu Clauser ve Friedman'ın deneylerinde. Burada bir önceki resimde burada bahsettiğimiz A ve B yani bu ölçüm dedektörünüzün ayarları değişmesi lazım deneyden deneye. Ve bunu da bunlar gidip deneyde her bir deneyden önce kendileri ayarlıyorlar işte 0 derece, 5 derece, 90 derece, 40 derece vesaire. Fakat bunun hızlı bir şekilde deney sırasında değişmesi lazım. Ve bunu da 1981-82 yıllarında yine bildiğim kadarıyla aslında deneylere kendisi 75'ten sonra başlıyor ve çok uzun sürüyor 5 yıl 6 yıl. Ama 81-82 zamanlarında bitiriyor Alan Aspe bu deneylerini.
ve akustik optik modülatör dediğimiz cihazlarla fotonlar daha yoldayken yine aynı şekilde bir kaynak kullanıyor. Kalsiyum atomları olması lazım. Fotonlar daha dedektöre giderken çok hızlı bir şekilde bu akustik optik modülatör dediğimiz aygıtla şeyleri değiştirebiliyor. Bu ölçüm ayarlarını değiştirebiliyor. Bu da çok 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 önemli bir deney tarihsel olarak. Ve burada aslında bu data o kadar temiz ve o kadar güzel ki şu çok dikkatimi çekti benim. Buradaki noktalar aldığı data ve buradaki kesikli noktalı çizgide kuantum mekaniğinin tahmin ettiği değerler. Ama bu şey değil, dataya fit etme değil aslında. İkisini bağımsız olarak çizdirip koymuş ve üst üste oturmuşlar gayet güzel bir şekilde. Bu çok Dataya dataya uydurma, fit etme, tamam. uydurma. Dataya Tamam. uydurma deyince daha şey anlaşılabilir. Tamam. Ondan sonra şimdi bu çok böyle popüler tarihsel olarak Paul Quiat'ın deneyleri çok fazla bahsedilmiyor böyle popüler kitaplarda filan, fakat alanın içinden biri olarak bunların yaptığı işler çok 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 önemli. Çünkü bunlar da Paul Quiat 95'te Zeilinger'in, Anton Zeilinger'in yanında galiba postdoc. Ondan önce bu alanda kendisi de iş yapıyor Amerika'dayken, fakat hani ben örnek olarak bunu vermek istedim. Bu grubun katkısı da bu alanda kalsiyum gibi bir atomik kaynak yerine nonlineer kristal kullanmaya başlıyorlar. Ve yine hani bunun detaylarına girmeyeceğim burada, fakat bu bütün deneyleri bir basitleştiriyor, daha çok basitleştiriyor. Çünkü bir atom kaynağınız yerine bir tane kristal alıp onu belli bir sıcaklıkta sıcaklığa getiriyorsunuz tam optimizasyon için. Ve sonra onu çok kuvvetli bir lazer kaynağıyla pompalayıp ortaya yine bir dolanık foton çifti çıkabiliyor. Ve bunun ikinci avantajı, hani ilki teknik olarak daha basit olması dedik. İkinci güzel tarafı da bu tip kaynakların çok 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 parlak olması. Yani buradaki parlak ne demek? Saniyede üretilen dolanık foton çifti sayısı ve bunun oran, yani oranın rate, yani saniyedeki üretilen çift sayısı. Ve bu çok 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 hızlı bir şekilde data alabiliyorlar. Burada da bu da yine çok güzel bir şey. 5 dakika içinde bu Bell eşitsizliğinin 100 standart sapma değeriyle geçecek kadar data alabildik. Sadece 5 dakika içinde. Yani o kadar temiz ve parlak bir şey, kaynak. Dolanık foton çifti kaynağı. Bu yandaki fotoğrafta benim doktorumu yaptığım laboratuvardan lab arkadaşım Kutlu Kutluer'in çektiği bir fotoğraf. Doğrudan aynı kristal türü olmasa da benzer, yani aynı prensibe dayanan bir düzenek bizde de vardı. Laboratuvarda da böyle görünüyor diye onu da koymak istedim. Ve sonra buradan çıkan fotonları daha sonra bahsedeceğim kuantum hafızada saklayabildik. Evet, bunu işaretlemiştim. Ve ondan sonra şimdi burada da yine tarihsel olarak başka ilginç bir deney grubundan bahsedeceğim. Şimdiye kadarki deneylerde bu Bell eşitsizliği ihlal ediliyordu, fakat bazı deneylerde bazı açıklar vardı. Şimdi açık demeden önce de belki küçük bir parantez açmak gerekiyor. Bu Bell eşitsizliğinin ya da hani Einstein'ın getirdiği bu en baştaki 1935'teki itirazı, bu EPR paradoksu dediğimiz itirazın temel düşüncesi ya da temel çıkış noktası, Einstein kuantum mekaniğinin realist olduğuna inanıyordu içinden. Yani dalga fonksiyonu neyi temsil ediyor? Onun hani ontolojik bir şey mi, epistemik bir şey mi? Yani o bize sadece bir şey mi söylüyor, yoksa orada gerçekten bir şey demek mi? Hani biraz belki güzel ifade edemedim, fakat yani belki böyle demek çok 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 yanlış değil. Fakat bu deneylerde de hep küçük küçük açıklar vardı. Mesela siz bu fotonları iki tarafa gönderiyorsunuz, deneyinizi yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet, bu Bell eşitsizliği ihlal edildi. Dolayısıyla kuantum fiziği gerçekten non-lokal bir şey, bir teori. Fakat bu insanlar da diyordu ki, bazı insanlar ya da hani bir teoriyi tamamen çürütmek ya da dışarılamak için siz buradaki bütün açıkları kapatmanız lazım. Bunlardan bir tanesi şuydu. Eğer ki sizin bu iki parti, iki dedektörünüz A ile B birbirine çok yakınsa, belki yani bizim bilmediğimiz bir, henüz keşfetmediğimiz bir mekanizmayla
Belki bu dedektörler ya da bu fotonlar birbiriyle haberleşiyordu bir şekilde ve bizi yanıltacak sonuçları bilerek veriyordu. Ve biz düşünüyorduk ya evet kuantum mekaniği aslında doğru. Belki de bunlar bizi tamamen aralarında böyle bir anlaşma yapıp kandırmaya çalışıyordu. Bizim deney yaptığımızı bildikleri zaman. Bu bir şey açık. Bunun adı locality loophole. Locality yani yerelsellik açığı diye geçiyordu. Ve bunu kapatmak için bu iki partinin çok uzak mesafelere gönderilmesi, götürülmesi lazım ki aralarında ışıktan hızlı yani siz ölçümleri yapana kadar bir haberleşmeye imkan vermeyesiniz. Bu bir. İkincisi de ikinci en önemli açıkta İngilizcesi fair sampling assumption diye geçiyor. Yani adil temsil varsayımı diye çevirmeye çalışıyorum ben onu. Şimdi bu deneylerde de sizin dedektörlerinizin genelde verimliliği çok düşük. Yani şimdi çok yüksek tabii. O yüzden burada hani bu deneyler yapılabildi son birkaç senede. Fakat eskiden bunlar çok düşüktü. Ve yine şöyle bir senaryo mümkün. Bizim bilmediğimiz bir şekilde, bilmediğimiz bir fizikle, bilmediğimiz bir mekanizmayla sadece bizim dedektörümüzde gördüğümüz belki %5 görüyoruz mesela. Yani bir sayı söylemek için sadece. Ama belki de bizim dedektörümüzün kaçırdığı fotonlar belki de o eğrileri, o deneysel datayı belki değiştirecek kadar farklı özelliklere sahipti. Ya da yine fotonlar kendi aralarında anlaşıp sadece bizim istediğimiz sonucu verecek olanlar belki dedektöre gidiyor. Hani böyle bir açık vardı ve bu da yine hani 2010'dan sonra galiba kapatıldı. Fakat bunlar önceleri tek tek kapatıldı. Yani işte birisi bir deney yapıyor. Orada diyor ki tamam ben bu dedektörler yüksek verimli dedektörlerle çalışabildim. Ve gerçekten doğru bu. Fakat o deneyde iki parça hala birbirine çok yakın. A ile B birbirine hala çok yakın. Yani sizin bir deneyde bu açıkların hepsini kapatmanız lazım. Ve bunlar da 2015 yılında bir seri 3-4 yani burada 3 tane var fakat dahil etmediğim bir tane daha var. Bunlardan biraz sonra yayınlanan 3-4 tane deneyde bunlar gösterildi. Bunlardan ilki en solda gördüğünüz Delft Üniversitesi'nde Hollanda'da yapılmış bir deney. Burada ne yaptılar? Bu insanlar iki tane bu Cambridge'de benim de benzer bir konuda çalıştığım Meta Saturn Lab'ında o da bu işlere yakın şeyler yapıyor, araştırmalar yapıyor. Elmas içindeki izole tek elektron spinlerinde dolanıklık gösterdiler. Çünkü bu sistemlerde bunları okumasının verimliliği çok yüksek ve okumak için de yeterli zaman da var. Böyle de bir avantajı vardı bu sistemin ve bunlar Delft kampüsünde bir tane laboratuvar burada. Diğer laboratuvarı da galiba şeye kurmuşlar. Bu deneyi yapan Ronald Hanson bir konuşmasında anlatıyordu. Eski nükleer reaktör, bir araştırma reaktörü varmış galiba kampüs içinde. Oradaki bir boş bir binaya kurmak istemişler. Küçük bir deney, yani aynı deneyin kopyasını tabii. Yaklaşık 1,6 yani 2 kilometreye yakın bir mesafede böyle bir deney yaptılar ve bunu gösterdiler. Hem yüksek verimlilikle bunları ölçebildiler A ve B'yi hem de aralarında o ölçüm sırasında bunlar birbirinden o kadar uzaktı ki ölçüm sırasında da ışıktan hızlı bir etkinin gitmesine de izin yoktu. Ve aynı şekilde bunlardan çok detaya girmeyeceğim. Benzer iki tane deney fakat burada malzeme sistemi yok. Yani bunlar sadece fotonlarla yapılan deneyler. Çünkü bu deneyde Delft, Hollanda deneyindeki elmasın kullanılma sebebi bunların hani verimli bir şekilde okunması. Fakat bu sırada başka insanlar, başka araştırma grupları da tek fotonları yüksek verimlilikle algılamayı başardılar. Bu da tabii dedektör teknolojisindeki, süperiletken dedektör teknolojisindeki gelişmelerin bir meyvesi diyebiliriz. Ve mesela bu üstteki deneyde birbirinden yaklaşık 60 metre uzakta iki parti Alice Bob arasında böyle bir deney yaptılar ve diğer deney bu da çok büyük bir binanın bir ucuna bir istasyon, diğer ucuna başka bir istasyon ve ortaya da kaynak koyarak bu deneyleri yapabildiler. Bunlar sadece 2015. Buradan da şeye geçmek istiyorum, kuantum haberleşmek. Peki yani bu dolanık durumları uzak mesafelere dağıtmak ne işimize yarayacak? Yani temel bilim olarak çok ilginç. Hani bunları görüyoruz, kuantum mekaniği hangi rejimlerde geçerli ya da bu eskiden insanların düşündüğü
Gedanken Experiment, bu düşünce deneyleri gerçekten yani doğru mu değil mi, nasıl sonuçlar veriyor? Onlar için temel bilim olarak zaten ilginç, fakat uygulama olarak da 1980'lerden sonra insanlar fark ediyor ki tek fotonlara bazı kuantum durumlar kodlayarak ya da dolanık fotonları kullanarak kuantum haberleşme ya da daha doğrusu kuantum şifreli haberleşme yapmak mümkün. Yine bunun da yani çok kısa bir özet ya da kısaca bir sebebini de bahsetmek gerekirse, dolanık çiftisiz iki uca dağıttığınızda bunların yaptıkları ölçümler gelişi güzel yani rastsal çıkacak. Fakat bu ikisinin arasında belli bir ilinti olacak. Yani sizin elinizde 0, 1, 1, 1, 0 gibi bir şey varsa karşı tarafın ne olduğunu bileceksiniz. Fakat o kod size aslında aradan iletilmeden bileceksiniz gibi diyebilirim. Ya da arada başka biri bir ölçüm yapmadan. Yani bunun da bir neden bu kuantum haberleşme güvenli? Çünkü araya başka biri girdiğinde o bilgiyi ya da o kuantum durumları okumaya çalıştığında zaten onu bozacak ve size tekrar geri gönderemeyecek. Ve bu yüzden o önemli. Yani siz böyle bir haberleşme senaryosunda Bell eşitsizliğini ihlal ettiğiniz sürece o demek ki aslında araya başka birisi girmiyor. Fakat siz Bell eşitsizliğini belli bir noktada ihlal etmeyi, yani o limitin altına indiğinizde, ikinin altına indiğinizde mesela, ha diyorsunuz ki arada ya deneyimde bir problem var ya da birisi gelip beni dinlemeye çalışıyor şu anda. Yani bu o yüzden önemli. Peki bu kuantum haberleşme alanındaki problemler ne? Yani şimdi diyoruz ki bunlar kullanılabilir, tamam çok güzel. Fakat burada en büyük problem optik fiberler. Çünkü yani bugün zaten elimizdeki internet bile yani optik fiberlerle, fiber altyapısıyla yani çalışan bir sistem ya da bir şey. Ama buradaki problem de fiberlerdeki kayıplar sizi birkaç yüz kilometre civarına sınırlıyor. Yani klasik dünyada tekrarlayıcılar ya da yükseltgeçler koyuyorsunuz. Sizin sinyaliniz mesela optik güç olarak belli bir lazer gücünüz varsa, o azalıyorsa onu yükseltgeçlerle tekrar yükseltiyorsunuz. Çünkü burada sizin kodladığınız 0-1 klasik degree of freedom diyeceğim. Yani klasik şeylere kodlanıyor. Fakat kuantum dünyada bu hiç mümkün değil tabii. Yani siz herkes 0 ve 1'i tek fotonlara kodladıysanız ve bu araya biri giriyorsa dedik, fark edeceksiniz. Ve buradaki yükseltgeç ya da kuantum tekrarlayıcı dediğimiz cihazların da fonksiyonu bu aslında. Yani araya aslında giren istenmeyen bir ölçüm yapan bir parti. Ve mesela burada çok güzel bir örnek bizim yani bu kuantum haberleşme komünitesinde kullanılan 10 GHz'lik bir kaynağınız olsa sizin, yani 10 GHz ne demek? Saniyede 10 milyar tane tek foton gönderiyor. Bir kuantum foton kaynağınız var. Ve 1000 kilometre sonra sizin bu çok laboratuvar seviyesinde çok temiz fiberlerde bile 1000 kilometre sonra bile bir tane foton kaydetmek için 300 yıl gerekiyor. Yani bu fiberlerdeki kayıp çok büyük bir problem. Çünkü bu kayıp üssel, yani eksponansiyel bir şekilde gidiyor. Ama bunun da birkaç tane çözümü var. Bunlardan bir tanesi kuantum tekrarlayıcılar. Şimdi oraya geleceğim. Diğeri de uzaya gitmek. Yani uzay tam bu noktada, yani uzay, hani hep haberlerde gördüğümüz uzay kuantum deneylerinin ana motivasyonu bu biraz da. Çünkü uzaydan siz bu fotonları dağıttığınızda bu sefer eksponansiyel bir sinyal kaybı değil, daha çok daha polinomyal giden bir sinyal kaybınız olacak. Çünkü oradaki kayıp sadece sizin gönderdiğiniz optik demetin yayılması ya da dağılması. Yani hani bir lazer pointer gönder bir duvara tuttuğunuzda 5 metre sonra mesela birazcık genişlemiştir. Değil mi? Yani uzaydan buraya gönderdiğinizde, yere gönderdiğinizde işte 30 santimlik bir demet dünyaya indiğinde yaklaşık 10 metre. Yani bu fiziksel limit değil. Çinlilerin yani şu ana kadar yapılan tek deney zaten, tek sistem. Yere indiğinde 10 metrelik bir demete dönüşüyor. O kadar genişliyor mesela. Ama yani bu demek ki prensipte sizin elinizde 10 metrelik ya da 50 metrelik bir teleskop olsa, böyle büyük kova gibi onu tutsanız hepsini, yani sıfır kayıpsız bir link bile teoride mümkün.
Tabii atmosferin de küçük bir emilimi var ama hani onu şimdilik dışarılıyorum. Kuantum haberleşme bu. Kuantum tekrarlayıcı dedik. Bu biraz daha sofistike bir fikir. Buradaki ana fikir, şimdi iki parti eğer ki birbirinden çok uzaksa, yani doğrudan bir sinyal göndermek için gerekli limitten daha da uzaklarsa birbirlerine, siz bu linki 2 üzeri n sayıda, bu n'e de nesting seviyesi diyorlar. Nesting tam Türkçesini bilemedim. 2 üzeri n sayıda daha küçük alt segmentlere bölüyorsunuz, alt parçalara bölüyorsunuz ve onlar arasında dolanıklık yaratıyorsunuz ya da dolaşıklık yaratıyorsunuz. Çünkü bu kısa mesafelerde o mümkün. Yani fotonlarınız gidebiliyor bu aradaki istasyonlar. Fakat Alice'den Bob'a gidemiyor. Yani bu ikisi çok uzak. Fakat bunu daha tolere edebileceğiniz mesafelere bölüp bu aralarında bir dolanıklık yaratıyorsunuz önce. Dolaşık bir durum yaratıyorsunuz. Daha sonra şimdi bu kutuların içinde de kuantum hafıza cihazları var. Şimdi hafıza cihazları da en başta dedik. O da tam burada önemli. Çünkü sizin bu operasyonlarınız, mesela buradaki parçayla buradaki parçayı dolaşık yapmaya çalışıyorsunuz. Fakat bunlar her zaman hani ben düğmeye bastım ve hop dolaşık bir durum aldım olamıyor maalesef. Çünkü yine yani siz bunu yine uzaydan da yapsanız her zaman yani küçük de olsa bir kayıp var. Fiberlerde zaten kayıp çok büyük. Ve o yüzden siz mesela bir foton beklerken bazen gelmiyor. Ya da diğeri geliyor ama bir taraftan gelmiyor vesaire. Böyle bir senkronizasyon problemi var. Ve o yüzden siz bir yerde mesela bu Alice ile Charlie bir dolaşık bir durum olduğunda yarattığında bunu bu durumu kuantum hafızalarda saklıyorlar. Lokal kendi ellerindeki kuantum hafızalarda saklıyorlar. Sonra bekliyorlar ki diğer segmentlerde de bu operasyon başarıyla tamamlansın. Ve ondan sonra siz sinyallerinizi alıyorsunuz. Hepsinde işaret sinyalleri gelen protokoller bunlar. Ve o size diyor ki tamam ben burada başarılı bir şekilde dolaşık durum yaratabildim. Burada da yaratabildim. Ondan sonra siz buradaki kuantum hafızalardaki o depolanan fotonları alıyorsunuz bir düğmeye basıp ve onların üzerinde bir girişim deneyi yaparak ve buna da entanglement swapping, dolaşıklık ve iş tokuşu diyebiliriz. Yaptığımızda bu operasyonun size fiziksel olarak sonucu en iki ucu birbiriyle dolaşık duruma sokmak. O duruma project ediyor diyebiliriz. Çünkü öyle değil mi? Alice ile Charlie dolanıktı. Mary ile Bob burada dolanıktı. Ama ben sonra bu ikisini de birbiriyle dolaşık duruma soktum. Bunların üzerinde bir ölçüm yaparak. Demek ki bu ölçümün nihayetinde de Alice ile Bob dolaşık duruma girebilirler. Şimdi bu çok güzel. Yani demek ki böyle küçük ara istasyonlarla siz bu fiberlerdeki sinyal azalması sorununu çözebiliyorsunuz. Bu kutularda dediğim gibi dolaşık foton kaynağı ve kuantum hafıza içeriyor. Bu benim hani çok basitleştirmek de değil belki tam. Yani alternatif sistemlerden bir tanesi. Buna başka bir alternatif de mesela elmas içindeki elektronlar da biraz daha farklı çalışıyor fakat mantık aynı. Yani oradaki sizin dolaşık foton kaynağınız aslında hafızanın kendisi oluyor. Ama burada benim anlatacağım hafıza deneyleri biraz daha hani ışık geliyor içeri sonra çıkıyor şeklinde. Onu da hani tam bir tamamlılık için bahsetmek istedim. Fakat buradaki bir problem de bunlar bu arada hala hep teorik öneriler. Yani böyle bir sistemi deney olarak çok küçük alt bileşenleri hani deneysel olarak gerçekleştirilebildi. Fakat böyle büyük ölçekte bir kuantum tekrarlayıcı yapmak hala çok 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 uzakta. Ama bunların teorik olarak bile yapılan hesaplamalarda ya da yapılan öne sürülen mimarilerde yani değişik kuantum tekrarlayıcı mimarilerinde en hızlı ya da en yani performansı en yüksek olması beklenenlerde bile mesafesi 4000 kilometre civarında ya da yani küresel ölçüye hala çıkması çok zor. Bu da ama birinci jenerasyon kuantum tekrarlayıcı dediğimiz sistemler için. Buraya da çok girmeyeceğim fakat sadece teknik olarak doğru olması için onu ekledim. İkinci ve üçüncü jenerasyon kuantum tekrarlayıcılar da var. Onların çalışma şekli burada anlattığımdan biraz daha farklı. Fakat onların kuantum hafızadan ziyade her bir istasyon için
Yani belki 50-100 kubitlik küçük bir kuantum bilgisayar çalıştırmak üzerine kurulu sistemler onlar. Ve mesela bu sistemlerde her 50-100 kilometrede bir istasyon kurabiliyorsunuz. Fakat ikinci, üçüncü jenerasyonlarda her 5-10 kilometrede olması lazım. Hatta daha kısa. Yani ikinci, üçüncü jenerasyon denilen tekrarlayıcılar çok 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 büyük bir teknolojik altyapı ve kapasiteyi gerektiriyor. O yüzden onlardan bahsetmiyorum burada. Evet, bu hafızalar dediğimizde, kuantum hafızalar dediğimizde ana olarak bu. Sizin herhangi bir kuantum durumu taşıyan input diyorum, yani girdiği fotonunuz geliyor. Bu bir kara kutu olarak düşünebilirsiniz bunu. Hani sizin sonuçta müşteri, kullanıcı olarak o kutunun içinde ne olduğu çok fazla önemli değil sizin için. Ondan sonra siz bir düğmeye basıyorsunuz ve o foton geri çıkıyor ve siz o durumu alıyorsunuz ve sonra hangi proseste kullanacaksanız kullanıyorsunuz. Ve bu hani zaten şimdiye kadar anlattığımızın bir tekrarı gibi hani buradaki şeyler, burada yazdıklarım. Kuantum bilgi taşıyan bu uçan kubitler ile sizin bir kuantum bilgisayarınız varsa mesela onlar arasında da iyi bir arayüz ya da az önce anlattığım gibi rastsal, yani olasılıksal süreçler içeren çok kompleks operasyonlarda bu rastsal süreçleri daha deterministik hale getirmek için kullanıyor bunlar. Yani sizin iki fotonunuzun gelmesi çok tesadüfi ise, yani aynı anda gelmesi çok tesadüfi ise, birisi geldiğinde onu hafızada bekletiyorsunuz. Diğeri geldiğinde, tamam bu geldi, ben bunu okuyorum öylesi deyip, yani rastsal olan bir şey daha belirli bir hale gelebiliyor. Ve o yüzden kuantum ağlarda ve haberleşmede çok önemli bu cihazlar. Ve burada yine küçük bir mola verip, hani deneysel olarak bunlar neye benziyor ve ne durumda performanslar diye. Mola vermişken Tabii bir soru sorabilir tabii miyim? tabii. Hafızanın süresi ne kadar oldu maksimum? Şimdi bunlar fiziksel sistemden sisteme göre değişiyor. Buradaki fotoğraftaki kristali doktoramda benim deneyimden bunlar. Yani bu fotoğraf. Mesela bu sistemde teorik olarak, yani bu materyalin kendi limiti bir dakika mertebesinde. Bunlar nadir yer elementi dediğimiz bir tür atom. Yani bu atomların iyonlarını siz başka bir kristalin içine katkılıyorsunuz ve orada çalışıyor bu şey. O kristali kullanıyorsunuz en sonunda. Ve buna benzer başka bir kristalde, başka bir bu prozodimyum dediğimiz bir elementle yapılan deney. Mesela europium'da bu fiziksel limit saatler civarında. Ama mesela burada bizim yaptığımız deneylerde bunlar, yani bu 2015'te burada gösterdiğim data, sağdakiler, soldaki de az önce bahsettiğim Kutlu'nun doktora tezinden. Orada da görüyorsunuz belli bir parametre için bu S2 değerini geçip hafızayla foton arasında bir dolanık durum yaratabildi o da tezinde. Burada ama bizim deneylerde yaklaşık birkaç mikrosaniye, yani 10-20 mikrosaniye civarındaydı. Fakat belli trikler, belli oyunlar yaparak bunu uzatmak, dakika mertebesine çıkartmak mümkün. Daha birkaç hafta önce galiba, iki hafta olması lazım. Kuantum seviyede değil, yani tek atomlarla değil, fakat çok parlak ışıkla yapılan bir deneyde saat mertebesine çıktılar bu tip bir kristalle. Ve başka soğuk atom deneylerinde, Bose-Einstein yoğunlaşması gibi sistemlerle de saniye mertebesine çıkmak mümkün. Orada da galiba rekor şimdi yine birkaç yüz milisaniye ya da saniye olması lazım hocam. Bu sağdakiler de sizin, yani bizim o zamanlar yaptığımız farklı deneylerde bu kubitleri hafızada tuttuktan sonra geri alıyoruz. Oraya bu kristale belli bir kubit durumu gönderiyoruz. Input foton gönderiyoruz ve aldıktan sonra çıkan fotonun kuantum durumunun orijinaline olan sadakati diyebiliriz. Fidelity. Ve bu da buradaki yine şeylere girmeyeceğim. Farklı senaryolarda farklı limitler var ve bu limiti geçiyorsa diyoruz ki bu demek ki klasik bir cihaz bunu yapamaz. Yani bu tamamen kuantum olarak güvenli bir depolama prosesi oldu burada. Burada da aynı şekilde. Mesela burada şey demek bu. Şu data noktası için deneydeki gürültü çok yüksekti. Dolayısıyla bu kuantum mu klasik mi, onu artık, yani klasik bir cihazda
onu kopyalayabilir. Fakat data mesela buraya geldiğinde bu performansı klasik bir cihazdan almanız mümkün değil demek. Şu çizginin üzerinde olduğunuz sürece. Yani deneysel olarak çok kısa bir şekilde böyle. Şimdi bir iki slide öncesine döneceğim. Mesafe yani 4000 kilometre ya da işte birkaç bin kilometreye limitli bu tip tekrarlayıcılar dedik. Şimdi o yüzden bu problemi insanlar zaten biliyordu. Ve ta 2015 yılında bu alanın öncülerinden birkaç kişi böyle bir mimari öne sürdüler. Teorik hesap. Ve bunlar dedi ki biz bu dolanık foton kaynaklarını uzayda uydulara koyalım. Ve az önce dedim ya uzaydan dünyaya gelen linkler, bu kanalların sinyal kaybı fiberlerden çok 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 daha düşük. Ve bu tip kuantum hafıza cihazlarını ve algılama ekipmanını da yer istasyonlarına koyalım ve bakalım ne çıkacak. Ve bunlar hesap yapıyor ve diyor ki 10.000 kilometreden ve üstü mesafeler için, yani bu demek ki gerçek olarak global, küresel bir network mümkün, ağ mümkün böyle bir mimariyle. O tip mesafeler için anlamlı bir sinyal seviyesi üretmek mümkün böyle bir sistemde. Fakat bunun da birkaç problemi var. Bunlardan ilki şu, siz bu böyle bir bağlantı yapacaksanız, bu sonuçta şey değil, hani uydum var, TürkSat'ı görüyor, hani bulut olsa da nihayetinde hani televizyon, radyo sinyali geçiyor. Fakat optik sinyaller için maalesef böyle bir lüksümüz yok. Havanın bulutsuz olması lazım. Bitti. Yani bu kadar. Ve bu demek ki sizin bütün yer istasyonlarınızda anında simultane olarak hava durumunun çok iyi olması lazım. Açık olması lazım. Fakat siz bu mesafeyi artırdıkça, mesela burada sadece iki tane parçalı bir çok basit bir link. Ama mesela siz 10.000, 20.000 kilometreye gittiğinizde iki değil de 16 tane olması lazım mesela onu hesapladığınızda, ya da başka, ya da 10 ya da başka bir sayı. Ve bu demek ki yani sizin bu kadar yüksek sayıda 15 tane, 10 tane yer istasyonunun simultane olarak açık hava olması 10 üzeri eksi 4, eksi 3 gibi bir şey zannedersem belki daha fazla, yani daha kötü belki de. Bu bir, yani bu demek ki aslında pratikte böyle bir fikri çalıştırmak imkansıza yakın. Yani siz mesela buradan, ben şu anda Berlin'deyim, işte Avustralya'ya yaklaşık 17-18 bin kilometre bir link kurmak istiyorsan, arada işte Himalayalardan gidecek, ne bileyim Rusya'dan gidecek, işte Singapur'dan belki, yani tam şey değil, hani yanlış olabilir. Fakat yani böyle bu kadar global bir ölçekte siz bütün istasyonlarda aynı anda hava güzel olsun diyorsanız olmayacak bu. Ondan sonra diğeri de sizin buradaki bu kanaldaki kayıp, sizin bu mesafe arttıkça, çünkü şurada atmosferiniz var sizin, değil mi? Eğer ki bu mesafe artarsa uydu burada değil de burada olacak, değil mi? Böyle dağıtacak sinyali, diğeri de gidecek uzağa. Ve bu demek ki bu mesafe arttıkça fotonlarınız atmosferde daha çok zaman geçirecek ve atmosferik kayıp belli bir yerden sonra dominant olmaya başlayacak. Bu da aslında uzaya göndermenizin avantajını bir yerden sonra yiyecek yani. Ve bu 2015'te, 2014'te bu insanlar bu öneriyi yaptığında, o makalede de benzer bir şey yazıyor zaten, bu tip kuantum hafıza cihazlarını uzayda çalıştırmak çok zor diyorlardı. Yani bunu uzaya göndereceksin, orada maintenance, orada onu çalıştırması, align etmesi, yani hani o deneyi orada çalışır durumda tutması çok zor diyorlardı. Fakat burada küçük bir mola vereceğim. Son birkaç yılda bu biraz değişmeye başlıyor. Yani kuantum optik ya da kuantum haberleşme amaçlı olmasa da farklı amaçlarla uzaya kuantum ya da atomik fizik deneyleri gönderilmeye başlandı son birkaç yılda. Bunların sebepleri farklı farklı. Yani birisi yerçekimsiz ortamda Bose-Einstein yoğunlaşması yaratıp orada atomların, çünkü belli deneyler için siz bu atomları tutuyorsunuz lazer, farklı yönlerden gelen lazerlerle, ve bazı deneyler için bu lazerleri kapatmanız lazım sizin. Yani bu tuzakladığınız atomları tuzaktan bırakıp doğal bir şekilde nasıl davranıyor, nasıl genişliyor, buna bakmanız lazım bazı deneylerde. Fakat bunu yerde yaptığınızda tabii düşüyor aşağı. Ve hani sizin kameranızın ya da deneyinizin o
ne kadarsa sizin lazerinizin çapı, demetinin çapı, böyle birkaç milisaniye ya da zannedersem 10-20 milisaniye civarında bir şey olması lazım. O kadar süre sonra sizin zaten deneyinizin şeyinden çıkıyor. Erişilebilir olmaktan çıkıyor atomlar, aşağı düşüyor. Uzayda böyle bir problem yok. Bu bir. İkincisi, atom interferometrisi denilen çok güzel bir teknik var. Bose-Einstein yoğunlaşmasıyla da yapılabiliyor. Nihayetinde bunlar büyük tek fazlı ya da eş fazlı madde kümeleri olduğu için bunları siz getirip birbiriyle girişim deneyi yapabiliyorsunuz. Ve bunlar çeşitli sensör uygulamalarında kullanılabiliyor. Uzayda bunların güzel uygulama imkanları var. Ve her neyse yani böyle çeşitli amaçlarla insanlar son birkaç yılda uzaya bunları göndermeye başladı. Hatta şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bile şu anda çalışıyorum bilmiyorum fakat setup yani deney düzeneği orada. Orada çalışan bir orada oturan duran bir Bose-Einstein yoğunlaşması deneyi var. Ve bu demek ki yani bir önceki yazarların dediği yani bu problemler zaten belliydi ama özellikle de bu gerçek olmaktan çıkıyor. Ya da tersini söylersek gerçekleşmeye yakınlaşıyor. Ve böyle olunca biz dedik ki bu sisteme tekrar bakalım. Ama bu sefer kuantum hafızaları uzaya koyalım. Ve nasıl bir avantaj gelecek? Çünkü benim burada Berlin'e taşındığım grup tam olarak bu işleri yapan bir grup. Hatta burada bizim grup lideri de NASA'da, buraya gelmeden önce NASA'da, JPL'de, o şimdi ISS'te, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda olan deneyin yapılmasında falan da çalışmış bir insan. Ve grubun da böyle farklı kolaborasyonları, işbirlikleri var diğer başka gruplarla. Öyle olunca dedik ki hani yani siz bunu uzayda atomik fizik için zaten yapıyorsunuz. Hani ben de kuantum hafıza, kuantum optik tarafını hani biliyorum. Ve bunları birleştirelim bakalım. Hani çünkü şimdiye kadar çok kimse bunlara bakmadı. Ve biz buna ilk önce böyle bir basitçe bir hesap yaptık. Yani bu fikir de görece basit. Çok zor değil. Ya biz bu şeyi aldık. Orijinal mimariyi. Oradaki kuantum hafızalar uzaydaki başka bir uyduda olursa çünkü bu hafızaları artık daha minyatürize yapmak da mümkün. Daha küçük fiziksel sistemlerle yapmak da mümkün. Ne olacak? Şimdi burada bir dolaşık durumu böyle bir mimaride iki uca dağıtmak için önemli buradaki önemli parametre şimdi özür dilerim öyle söyleyeyim öyle başlayayım. Bu hesaplar için en önemli parametre sizin böyle bir dolanık çifti çok uzak iki tarafa göndermeniz için ne kadar süreye ihtiyacınız var? Çünkü bu sizin data ya da sinyal hızınızı belirleyecek ya da kuantum hafızalarınızın performansı ne kadar olmalı onu belirleyecek. Bu o yüzden önemli ve bu yani tek tek ne olduğu çok önemli değil fakat kaynağınızın hızı bu foton kaynağı ne kadar parlaksa o kadar hızlı olacak tabii. Ya da sizin verimlilikleriniz her bir alt bileşenin komponentin verimliliği yüksekse tabii daha fazla olacak vesaire. Ya da bu kanal optik kanaldaki kayıp azsa yine daha yüksek olacak. Böyle bir formu var bu şeyin. Dolaşıklık dağıtma süresinin. Şimdi bunu da biz böyle farklı birkaç literatürdeki farklı hali hazırda bilinen birkaç tane mimariyle karşılaştırdık. Bunu buraya tam referansını vermeyi unuttum. DLCZ protokolü denen bir Doğan Lukin Sirak Zoller protokolü bu. Bu alandaki yapılan ilk, yani öne sürülen ilk mimari diyebiliriz. Ve siz eğer ki bu mimariyi, bu sistemi uzayda gerçekleştirirseniz, yani uyduları uzaya koyuyorsunuz ya da hafızaları uzaya koyuyorsunuz ve kaç kilometre arasında dolanıklık, kaç kilometre mesafe arasında dolaşık bir durumu dağıtmak için ne kadar süreye ihtiyacınız var? Yani bu orijinal olan protokol aslında çok yavaş. Çünkü ilk primitif bir şeydi. İlk fikirdi bu. Ve insanlar onun üzerine hep geliştirdi bunun performansını. Şimdi burada tek mod hafıza ve multi mod hafıza diyoruz. Bu ne demek? Tek mod hafıza sizin eğer ki hafızanızda, kuantum hafızanızda bir tane foton geldi. O bekliyor içeride. Ve belli bir zaman sonra çıkacak. Tek mod demek ki bu çıkmadan başka bir tane foton gelemiyor içeri. Ama mesela multi mod burada dediğim 100 mod kabul edebilen bir hafızayla tabii performans böyle oluyor. Bu da demek ki sizin hafızanız bir tane sizin buraya
gelen bir dizi, foton dizisinin ilki dışarı çıkmadan arkadan 100 tane daha foton depolayabiliyor. Yani yüzlük bir seriyi depolayabiliyor orada. Ama bu hala çok yavaş. Yani 20 bin kilometrede bu, yani 1000 saniye civarında gibi bir şey lazım, zaman lazım. Ve bu da bu arada birazdan koyacağım 500 kilometre mesafede hesapladık uyduları, yani alçak yer yörüngesinde. Bu da az önce referans verdiğim hafızalar yerde olursa, kaynak uzayda olursa ne olur olan sistem. Bu birazcık daha hızlı. Fakat burada gördüğünüz, şimdi burada ilginç, yani güzel bir, dikkatinizi çekmek istediğim ilginç, önemli bir şey var. Buradaki y ekseni logaritmik. Yani 10 üzeri eksi 2, 0, 2, 4 diye gidiyor. 10 üzeri 2, 10 üzeri 4. Fakat bu orada lineer bir şekilde artıyor. Yani bu demek ki aslında belli bir mesafeden sonra, yani yaklaşık işte 6000 kilometre toplam link uzunluğundan sonra sizin atmosferik kaybınız, hani az önce demiştim ya, atmosfer mesela buysa, yer istasyonunuz burada ve uydunuz belli bir yerden sonra atmosferde çok zaman geçiriyor. Ama uydu buradaysa atmosferde çok kısa bir mesafe kat ediyor. Dolayısıyla buradaki kayıp çok az. Ama buradaki kayıp çok fazla. Ve belli bir mesafeden sonra bu atmosferik kayıp dominant olduğu için aslında bu polinomyal bir avantaj olarak düşündükleri kanal formu bir dezavantaja dönüyor ve yine eksponansiyel bir hale dönüyor. Fakat siz bunu bizim önerdiğimiz gibi uyduları da, pardon, hafızaları da uzaya koyduğunuzda bu lineer, yani logaritmik ölçekteki lineer artış, yani logaritmik artış tamamen azalıyor. Ve yaklaşık 20 bin kilometre için bu parametrelerle, bunları da birazdan hızlıca geleceğim, 20 bin kilometrede yaklaşık birkaç saniyeyle, birkaç saniye içinde böyle bir dolanık durumu, yani dünyanın iki ucu demek bu aslında, yani dünyanın iki ucuna dağıtmak mümkün. Çünkü dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Yani izleyiciler için küçük bir şey. Ve biz burada başka parametrelere de baktık. Hafızanızın verimliliği ne olması lazım? Burada çünkü hafızalar %90 verimlilikle çalışıyor diye hesap ettik ki bu çok, yani fiziksel olarak imkansız değil. Fakat laboratuvarda gerçekleştirilmesi çok kolay da değil şu anda. %90 verimlilik demek burası demek, bir önceki data noktası, yani yaklaşık 1 saniye 20 bin kilometrede ve bu da 20 bin kilometrede, yani burası. Ve sizin verimliliğiniz azalırsa, yani %90'dan %50'ye düşerse bu demek ki 100 saniyeye çıkacak. Bu ne demek? Sizin yani 100 saniye boyunca denemeniz lazım ki bir tane dolanık çift dağıtabilirsiniz o kadar uzak mesafede. Fakat bu da yani yaklaşık 400-500 kilometre irtifadaki uyduların sizin tepenizden uçma süresi zaten birkaç dakika. Yani bu demek ki belki eskaza bir tane uydu geçişinde bir çift dedektörünüze gelebilir. Yani bir tane foton dedektörünüze gelebilir. Bu da çok zor. Yani çok zor değil, kullanışlılığı çok azaltan bir şey. Yani demek ki hafızalarınızın çok yüksek verimlilikle çalışması gerekiyor. Ve bu da başka ilginç bir, bu arada bu yanlış burada. Başka ilginç bir teknik bir detay, demet darbaması. Bu ne demek? Ben buraya basitçe çizmeye çalışacağım. Az önce bahsetmiştim ya, bir optik demetiniz varsa, bir optik demetiniz varsa bu düz gidemiyor. Yani Gaussian optik. Bu, çünkü Gaussian bir formu var bunun ve belli bir yerden sonra dağılmaya başlıyor. Ve bu demek ki yani sizin uzaydan gönderdiğiniz bir teleskopla, bir optik bir aparatla gönderdiğiniz sinyal böyle düz gitmeyecek. Fakat biraz açılacak. Ve bu açılmanın da açısı, şu teta açı, yani fizik kanunuyla böyle bir, bu büyüklükteki, yani 15 santim yarı çapındaki bir teleskop için bir mikroradyan, yani bu o kadar küçük ki bir mikroradyan olabiliyor. Fiziksel limit bu. Fakat bu Çinlilerin o ünlü uydusundaki teleskopların kalitesi 10 mikroradyan civarında. Ve bu da demek ki bu 30 santimdi burası ve yere indiğinde 10 metre olabiliyor. Yani eğer ki siz bunu düşürebilirseniz, yani bu böyle olursa demek ki siz teleskopunuzda daha çok sinyal alacaksınız. Çünkü normalde buraları hep kaybediyorsunuz. Burada da ona baktık.
Yani çünkü bir önceki hesapta, buradaki hesapta 5 mikroradyan diye hesaplarda öyle aldık. Yani sadece yani şu anda Çinlilerin yaptığından biraz daha hani ilerletilebilir ama hala fiziksel limitte değil. Ama siz bunu fiziksel limite doğru itekleyebilirseniz teknolojik olarak, yani çok iyi bir mühendislikle, şahane bir teleskop, şahane bir optik yapıp o limite inebilirseniz ve yine şahane bir takip mekanizmanız olursa uyduyu takip etmek için. Ve bu demek ki siz bu bir saniyeyi, değil mi? Şuradaydık az önce. Yani bir saniyede dünyanın öteki ucuna, bir dünyanın iki ucu arasında bir çift dağıtabiliyordunuz. Ve bu demek ki birkaç milisaniyeyi onu birkaç on milisaniyeye düşürmek mümkün. O yeterli süreyi. Bu da demek ki siz böyle bir optikle çalışırsanız sizin kuantum hafızanızın depolama süresinin 100 milisaniye, yani birkaç milisaniye olması yeterli. Ama siz eğer ki bu rejimde çalışıyorsanız sizin hafızanızın en azından saniye mertebesinde depolama kapasitesi olması lazım demek. Ve buradaysa zaten işiniz çok zor. Yani dakika mert ha, pardon pardon yanlış. Oldu mu? Ha, hayır doğru pardon. Buradaysa da onlarca saniye olması lazım. Umarım bu çok karışık olmadı burası. Ve peki bu gerçek, yani hani bunlar hep şimdi güzel fikir diye bahsettik ama ne durumda yani hani buradaki araştırmalar? Bu yaz yayınlanan bir iş. Yani yine Çin'in Misiyiz uydusundan gelen data. Referansı buraya koydum. Yani böyle görünüyor şu andaki sistemler. Ve yine bunlar alçak yer yörüngesinde, yaklaşık 400 ya da 500 kilometre mesafede. Bu böyle buradan uçarken en başta bahsettiğim o kaynak kristalli demiştim ya, o yüzden önemliydi. O Paul Kuiper'ın geliştirdiği kristal tabanlı dolanık foton kaynağı konsepti, o fikri. Bu uyduda da öyle bir kaynak var. Bir kristalle pompalıyorlar bunu. Yaklaşık 6 MHz'lik olması lazım. Yani saniyede 6 milyon tane çift üretiyor burada. Ve onlar çok uzak mesafede, yaklaşık 1000 km'lik yer istasyonlarında bakıyorlar ki evet, yani biz bu dolanıklık tabanlı bir kuantum haberleşme protokolü yapabiliyoruz. Bu daha yeni oldu. Fakat bunu 2016'da, hani bu uyduyu 2016'da galiba göndermişlerdi. Orada hani farklı deneyler de yaptılar. Yani sadece tek bir yer istasyonuyla arada haberleşme yaptılar. Ya da ikisi arasında dolanıklık, iki yer istasyonu arasında dolanıklık dağıtabilmişlerdi. Dolanık bir durumu dağıtabilmişlerdi. Fakat oradan kuantum haberleşme ya da şifreleme yapmaya yetecek kadar bir sinyal çıkartamamışlardı daha önce. Bu deneyde de bunu kriptografiye, yani bir evet, haberleşme için işinize yarayacak, işlerine yarayacak seviyede bir sinyal çıkarabildiler. Ve o makalede de diyor ki aradaki geçen birkaç yılda yer istasyonlarının çalışma verimliliklerini artırmışlar. Birkaç teorik yeni analiz geliştirmişler. Ve tüm bunlarla bu iki istasyon arasında çok yavaş da olsa tabii ki belli bir gizli anahtar, hani kuantum anahtar dağıtması yapabildiler. Ve bu alandaki başka ilginç işlerden birisi de şimdi bu kocaman bir uydu aslında. Yani bilmiyorum, yani yarım ton gibi bir şey olması lazım. Ve bu küçük küp uydu diyorlar ya, bu komponentlerin hepsini çok minyatürize edip ufak ve ucuz uydulara koyup gönderme, uzayda çalıştırma niyetleri de var insanların. Yani onu buraya koymadım. O bir ayrı bir araştırma konusu. Ve ondan sonra bu teknolojik olarak hep konuştuk. Kuantum haberleşme için bunlar ne işe yarayacak diye. Yani kuantum haberleşme ya da çok uzak mesafelerdeki farklı kuantum bilgisayarları birbirine bağlamak gibi. Ama bunların bir de güzel tarafı da yani bu ölçeklerde kuantum fiziğiyle gravity, kütle çekim arasında belli bir yani daha doğrusu kütle çekimsel etkileri bu tip kuantum sistemler üzerinde görebiliyor muyuz diye. O da iyi bir alan. Son olarak da yani bu birden çok uyduya ihtiyaç olmadan tek uyduyla da hafızalar işe yarayabilir diye iki slide yapıp gösterip bitireceğim. Yani buradaki gibi bir senaryo düşünürsek bu sefer uyduya siz eğer ki kuantum hafıza koyarsanız yine en başta dediğim gibi hani bu hafızalar
detection, algı, yani hem sizin fotonlarınızın çalışma da değil. Yani sinyal üretme, rastsal olan sinyal üretmeyi biraz daha deterministik hale getiriyor dedik. Ve böyle bir senaryoda da bu hafızalar işe yarayabilir. Buradaki datayı da göstermeyeceğim. Ve son olarak sizin elinizde eğer çok uzun süreli bir hafızanız varsa, çünkü az önce şimdiye kadar gösterdiğim datalarda dedim ya, bir saniye civarı yeter. Hani küresel ölçekte dağıtmak için elinizde iyi bir optiğiniz varsa, iyi verimli bir hafızanız varsa. Ama bazı fiziksel sistemlerde de dedik ki saat mertebesinde bunları yapmak imkansız değil prensipte. Yani yeni yeni deneyleri de yapılıyor küçük küçük. Küçük performansla da olsa saat mertebesinde ışık depolama yapıldı daha birkaç hafta önce arkaiva konuldu. Sizin elinizde böyle çok uzun süreli bir ve yüksek kapasiteli bir kuantum hafızanız varsa yapabileceğiniz diğer bir şey de bu aradaki başka uyduları pas geçip tek uyduyla benim kameram sallandı pardon. Mesela sizin uydunuz burada Amerika üzerindeyken bu dolanık foton çiftlerinden bir tane de burada dolanık foton kaynağı olsun bu uydunuz üzerinde. Bir tanesini yere göndersin. Bir tanesini de kendi içindeki hafızada saklasın. Ve bir saat sonra ya da yarım saat sonra dünyanın öteki ucuna bu yörüngesi sayesinde geldiğinde hafızada bu sakladığı fotonları geri aşağı göndersin. Ve bu ne demek? Dünyanın iki ucu arasında gerçek bir dolanık foton çifti dağıtmak bu tip çok yüksek performanslı, çok uzun yarı ömürlü hafızalarla bu da mümkün olabilir diye görünüyor. Ve buna da çok basit bir hesap yapıyoruz birkaç arkadaş. Onu da buradan burada ilk defa gösteriyorum. Bir sunum olsun ya da bir yer olsun. Hep hani grup dahili şeylerimizde konuşuyorduk bunu. Birkaç teorisyen arkadaşlarına buna bakıyoruz şimdi. Böyle. Ay benim bu yanlış oldu. Çok sağ ol Mustafa. Evet, ve buradan çıkan mesaj da yani kuantum hafızalar güzel. Ve bunları uzaya gönderdiğinizde gerçek küresel bir menzile ulaşmak mümkün. Ve dediğim gibi yani kütle çekimle olan potansiyel etkileşimleri içinde iyi bir platform. Yani bu bir de böyle deneyler de hocam şey olarak da çok ilginç. Yani herhangi bir çekimsel etki görünse ilginç ama görünmese de ilginç. Yani bu sefer diyeceksiniz ki ya yokmuş ya da hani şu limite kadar yokmuş. Varsa daha varmış diyeceksiniz. Hani öyle bir deney yapsanız yani siz iki tane hafızayı dolanık yapsanız 20 bin kilometrede bu arada böyle ilginç bir şey görmeseniz yine ilginç. Biraz evvel Evet. Vlatko Vedral'in konuşması vardı. Mersin Üniversitesi'nde Barış Bağcı'nın düzenlediği. Orada da çok benzer bir konu vardı. Yani gravitasyonun kuantum mekaniği deneyleriyle önümüzdeki süreçte nasıl birleşeceğini göreceğiz. Şimdi benim birkaç sorum var ama ilk önce Zafer Hoca bir soru sormuş. Onu hemen ileteyim. Teleskobun fiziksel limite ulaşmasının önündeki engellerden hangisinin iyileştirilmesi daha olası diyor. Yani şimdi önümüzdeki engellerden hangisini şey yaparsak hangisine konsantre olmak lazım gibi. Benim anladığım orada yani bu işe uğraşan klasik optikçiler var ve hem Çin grubu olsun hem Kanada'da Thomas Yenawein bu 2015'teki uzay yer arasındaki o hibrit protokolü öneren kişi onun grubu çok aktif bu konuda. Benim onların konuşmalarından duyduğum hani doğrudan kendim orada değilim. Bu teleskoplardaki sizin hani teleskobun dizaynına göre değişiyor tabii ki. Fakat şu hani kompakt teleskobun bunlar hani bir içeri katlanarak bir katlı bir dizaynı var ya bunların. Yani sizin mesela teleskobunuz 200 milimetre ya da yani 2 metrelik bir fokal odak uzunluğu varsa siz bunu optik dizaynı içeride yansıtıp sağ sol hani ileri geri yapıp efektif olarak uzatabiliyorsunuz bunu. Ve bu şey demek. Siz buna cross section hani böyle direkt cepheden baktığınız zaman sizin aslında bu aperture hani aralığınız tam bir çıplak bir ayna değil. Arada küçük başka komponentler de var. Onlar mesela bunu bozuyor diye şikayet ediyordu bazı hani free space açık uzay kuantum haberleşmesi yapacak olan kişiler. Ama benim anladığım bu bayağı bir ciddi bir mühendislik problemi diyordu Thomas Yenawein yine onun
Onlar çok aktif bu alanda bildiğim kadarıyla. Ve bu aperture'ları düzeltmek daha çok o. Ve takip mekanizmasından bir yerde böyle bir parantez içinde bahsetmiştim. Çok iyi bir takip mekanizmanız olması lazım diye. O çok 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 önemli. Çünkü siz hani fiziksel limite gittiğinizde bile takip mekanizmanızın hassasiyetini yine açısal olarak veriyorsunuz. Yani oradaki bir jitter diyeceğim. Titreme bile size bir geniş bir dağılım verecek. Zaten siz fiziksel limite gittiğinizde büyük ihtimal bu sefer ona çarpacaksınız diye düşünüyorum. Evet. Yani bunların hepsini paralel olarak iyileştirmeye çalışıyorlar. Yani bu LIGO deneyinde özellikle bu titreşimlerle ilgili bayağı bir deneyim kazanmış durumdalar. Ben onu merak ediyorum. Yani siz bunları yerde deneme olanağı bulabiliyor musunuz? Ne demek istiyorum? Söyle. Ay yok hocam, siz bitirin sorunuzu. Yani çeşitli vakumlarda ve işte ne bileyim mükemmel aynalarda vesaire falan filan bunları kullanarak çok uzun mesafeler denenebilir gibi geliyor. Hocam yer bunların zaten yani deneysel olarak hani fizibilite diyeceğim çalışmaları hep yerde başladı son belki 15-20 yılda. Yani bunlardan en ünlüsü 2007'de bu Kanarya Adaları'nda 150-140 kilometre mesafeden iki dağın tepesindeki teleskopları kullanıp yaptıkları yine Zeilinger grubunun bir deney vardı. O hep ya yani o deneyi şey diye kullandılar zaten. Ya bakın biz bu kadar kalın bir atmosfer çünkü 140 kilometre kalın atmosferde gidiyor. Ve siz hala bu tip bel korelasyonlarını görebiliyorsunuz orada ve ondan sonra dediler ki eğer ki biz 140 kilometre içinde 140 kilometrelik kalın bir atmosfer içinde bunu görüyorsak uzaya gittiğimizde sadece 10 kilometre ya da 20 hani açıya bağlı olarak tabii bunu yapabileceğiz. Yani aslında o tip deneyler hep bunların ön işiydi gibi. Ama şimdi bu biraz daha hani genel bir cevap oldu. Daha teknik olarak gelirsek mesela bizim ortak iş yaptığımız hatta bu benim bu yaptığım basit dediğim hesabın arkaydaki şeyinde de görürsünüz. Daniel Oy bizim ortak yani ortaklarımızdan birisi. O da İngiltere'de, Glasgow'da serbest uzay, free space, açık uzay, kuantum haberleşme üzerine bir grubu var. Onlar şey yapıyordu, bir gidip tarlada küçük bir teleskop, bir tracking, takip cihazı almışlar. Atmosferik türbülansı simüle etmek için dedektörün önüne infrared, bu hani soba koyuyorlar. Ya da aşağıya ki hani havayı ısıtıp türbülans yaratsın diye. Ve ona göre işte tek foton dedektörünü koyuyorlar. Türbülansa göre ne kadar bir takibimiz olacak ya da ne kadar bir hassasiyeti olabilecek. Bunların testlerini böyle böyle yapıyorlar zaten. Ama bizim grup tam orada değil. Bizim grup burada daha çok hafızanın performansını itekleyelim. Daha yani, uygulamalar için yani bizim buradaki amacımız hala da deneylere doğru düzgün başlayamadık. Hem korona yüzünden hem de buradaki yani hafıza deneylerine başlamak için biz şey yapmak istiyoruz bu arada. Bose-Einstein yoğunlaşmasıyla bir hafıza yapmak istiyoruz. Daha minyatür bir ekipmanımız var. Şeydekinin aynısı aslında. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki setup'ın aynısı. Çünkü o bir ticari bir şirketten alınma ve birazcık daha küçük. Çünkü normalde bunları siz kendi laboratuvarınızda yapmaya çalışsanız çok 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 büyük oluyor. Galiba Colorado'dan bir şirket, Cold Quanta diye. Bunlar bunu minyatürize edebilmişler bayağı bir. Buradaki laboratuvarda da öyle bir setup var. Şimdi çocuklar lafta şey yapmak istiyor. Bu BEC seviyesine gelmek istiyorlar. Ondan sonra da hafıza için diğer optik aksamı kuracağız. Ve orada yapmak istediğimizde hafıza süresini artırmak, verimliliğini artırmak. Yani birazcık aslında çok ileri mühendislik gibi. Fakat hani bu deneylerin artık çok bir kısmı ileri mühendislik gibi. Yani bu mühendisliği yaparken de önünüze fizik problemleri çıkıyor. Onları çözüyorsunuz. Evet. Fizik tarafı biraz orada gibi. Şimdi Zafer Hoca bir de biyolojik bir problem sormuş. Biyolojik sistemlerde kuantum hafızaları için ne tür adaylar yani, var? Hiçbir fikrim yok maalesef. Yani keşke olsa. Fakat ama o konuda da şey, bilmiyorum siz tanıyor musunuz onu? Gamze soyadı Gül olması lazım. Alper Kiraz'la benim master yaptığım grupta zaten Alper Hoca'nın master öğrencisiydi. O şeye gitti. Kuantum optik alanında
Northwestern'da, Amerika'da yeni başladı doktorasına. Orada Prem Kumar'ın laboratuvarında. Prem Kumar'dı. Bu dolanık foton kaynakları üzerine çok büyük işler yapmış. Hani kuantum optikçi, kuantum informasyoncu. Orada o tam bunlara bakacaktı. Öyle mi? Yani Aa, evet yani bu ya da güzel şey bir diyordu. oldu. Ya, bazı biyolojik sistemlerin kuantum optik özelliklerini kuantum hafıza ya da hani deneylerinden ya da kuantum hafıza sistemlerinde kullanılan matematikle anlamaya çalışacağız diyordu. Ki o da şey yine hani biraz teknik insanlar için parantez, decay state'ler bunlar nihayetinde. Sonuçta sizin elinizde bu kristalinizin içinde milyon tane, milyar tane atom varsa onlar kolektif olarak tek fotonu absorbe ediyor ya da hani depoluyor diyebiliriz. Ve oradaki matematikle biyolojik sistemlerdeki kuantum optiği açıklayabilir miyiz gibi bir şey diyordu. O bilebilir. Ve onunla biz geçenlerde Kuantum Türkiye'den Zeki ile üçümüz şey yaptık. Bir YouTube'da yayınımız var. Üçümüzün Gamze ile. Ya ona da isterseniz konta hep birlikte şey yapabiliriz. Konuşabiliriz. Gökçen Kartal, son soru olarak bunu şey yapayım. Saatimizi de biraz şey yaptık ama yani gayet makul gidiyoruz. Kuantum kütle çekimiyle alakasını kurabilir misiniz diyor. Yani bu genel olarak sadece uzay deneyi olarak değil de anladığım kadarıyla bu laboratuvardaki deneylerimiz üzerinden kuantum kütle çekimini nasıl araştırabiliriz veya bu konuda bir şey var mı? O beni yani teknik olarak çok aşan bir konu. Fakat açıklamaya çalışan insanlar olduğunu biliyorum. Daha çok yüksek enerji ya da sicim komünitesinden. Yine hani yani yanlış bir şey de söylemek çok istemiyorum fakat dolanıklığı iki solucan deliğinin birbiriyle yani arkadan aslında bunlar belki birbirine bağlı iki solucan deliği mi? Çünkü orada da bilinen lokal bir etkileşim olabilir diye açıklamaya çalışan insanlar olduğunu biliyorum. Ben bunu fark ettiğimde doktora tezimi yazıyordum. 2015 kışı olması lazım. Hatta tezimde de dipnot düşmüştüm. Bu beni aşıyor ama hani burada dursun hani okuyan olur hani diye. Ve şey de çok ilginç aslında. Yani EPR diyoruz. Diğeri de ER. Yani aynı kişiler ve aynı yıl. Yani birkaç arayla hani gönderiyor galiba o ikisini. Onu biliyorum ve deneysel olarak da bunu şey yapmak istiyorlar şimdi. Yani özür dilerim. Çeşitli daha basit ölçekte kuantum bunların simülasyonlarını yapmak istiyorlar. Yani traversable, wormhole. Yine çok oturup detaylı okuduğum şeyler değil maalesef. Ama böyle bir efor olduğunu biliyorum sadece öyle diyebilirim. Ben şöyle söyleyeyim, saat 6'da, şimdi biz saat 8'de başladık ya, saat 6'da Vletko Vedral, Mersin Üniversitesi'nden Barış Bağcı'nın şeyinde tam da bu konuyu, Gökçen Kartal'ın sorduğu soruyu açımlayan bir konuşma yaptı. Onların videoları yayınlanıyordur herhalde, ben bilmiyorum, büyük olasılıkla vardır YouTube'da, ama yoksa da Vletko Vedral diye bir isim üzerinden bu konuyla ilgili daha açıklayıcı bilgilere ulaşabilirsiniz deyip kapatalım. Çok sağ ol Mustafa. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam davet için. Yani bu seriyi böyle genç ve ondan sonra deneyici arkadaşlarla devam etmek istiyoruz. Daha sonra görüşmek üzere diyeyim. İyi Bence akşamlar akşam herkese. izleyenlere teşekkürler.